gereken temasları yapacağız. Görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Türkiye'nin tezlerini en açık, en anlaşılır şekilde, en güçlü biçimde de anlatacağız. Biz dostluğun ve müttefikliğin gereğini yapacağız ama ardından da bunun karşılığını bekleyeceğiz. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi 21 Ekim'de milletimiz referandum için sandığa gidip %69 gibi bir oyla anayasa değişikliğini kabul etti. Milletvekili seçimlerinin 4 yılda bir yapılmasını kabul etti. Ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin 5 artı 5 şekilde bundan sonra olmasını kabul etti. Bunun yanında karar yeter sayısı toplantı yeter sayısı ile alakalı konudaki o sıkıntıyı, o soru işaretlerini ortadan kaldıracak şekilde artık 184'ü toplantı yeter sayısı olarak kabul etti. Ve milletimizin gerek katılımda gösterdiği hem de o sıkıntılı günde göstermiş olduğu anlayış, yaklaşım ve oylamanın neticesi itibariyle de ortaya koyduğu tavır sebebiyle bu demokratik olgunluğunu 22 Temmuz'dan sonra kısa sürede tekrar ortaya koymuş olması, bu duyarlılığı ortaya koymuş olması gerçekten her türlü takdirin üstündedir. Tüm vatandaşlarıma canı gönülden şahsım, partim ve milletim adına teşekkür ediyorum. yeni anayasa maddelerinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ve bugün aramızda bulunan partimiz dış ilişkiler komisyonuyla alakalı olarak buradaki seminer çalışmaları sebebiyle aramızda bulunan ve şu anda da grup toplantımıza katılan 81 vilayetten Tüm kardeşlerime hoş geldiniz diyorum. Çalışmalarının başarılı bir şekilde sonuçlanmasını diliyorum. Bu arada yine aramızda bulunan tüm davetlilerimize ayrıca hoş geldiniz diyor. Kendilerine de illerinde başarılarını artırarak çalışmalarını devam ettirmelerini dediğim gibi birlik, beraberlik, barış süreci için yapacakları çalışmaları zaten onlar da çok çok iyi biliyorlar.